Evet, iyi akşamlar. Bugün Trabzon karşısında zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Ama maçtan önce futbolcularla konuştuğumuzda biz bugün buradan muhakkak 3 puanla çıkmamız gerektiğini söyledik. Nedenden gelirsek kupa maçında Antalyaspor'u iyi bir skorla yenip adımızı finale yazdık. O futbolu bugün burada da göstermek istiyorduk. Diğer tarafta ilk 5'in içerisinde olma hedefimiz var. O hedefimize ulaşmak için maçı kazanmak istiyorduk. Ama tabii önümüzde karşımızda olan takım büyük bir takım. Türkiye'nin 4 büyük takımından biri. Şampiyonluğu oynayan bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Dedim zaten ilk yarıda yaptığımız hatadan dolayı yediğimiz bir gol oldu. O biraz bizim oyunumuzu geriye attı. Ama ondan sonra birbiri yakaladık. İkinci yarıda daha baskılı oynayıp ikinci golü bulmak istiyorduk. Ama tam tersi oldu. İkinci golü biz yedik. Yine bir dikkatsizlikten dolayı. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum. Hiçbir zaman bırakmadılar. 95. dakikaya kadar savaştılar, mücadele ettiler. Gol atma yollarında yeterince mücadele ettiler. Gol atmak istediler. Sonunda o istediğimiz gol de uzatmalarda da olsa geldi. Maçı kazanabilirdik. Ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Trabzonspor'a da önümüzdeki 6 maçta da başarılar dilerim. Soru olacak. Ben soracağım. Mustafa Bey. Ben görmedim. Ben erken çıktım. Ben direkt soyunma odasına gittim ama duydum. Dışarıda birkaç bir sıkıntılar oldu. O konuyla ilgili bir şey söylemedim çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bir de hocam şey var. Sabah gazetesinden Mehmet Al sormuş. Alanya Spor bugün Antalya Spor karşısında oynadığı futbolu sahaya yansıtamadı demiş. Bunun nedenini sormuş hocam. Antalya'ya karşı oynadığı futbolu sahaya yansıtamadı. Sen de yememişiz bugün onu sormuş. Bence yanlış maçı izlemiş o zaman. Teşekkürler. Ben de büyük olasılıkla benim duyumum Erol Hoca'nın işi bitti. Ersun Yanal da Alanya Spor'a giderse kimse şaşırmasın. Ersun Yanal Alanya Spor. Alanya Spor'a duydum giderse kimse şaşırmasın. Yani olur olmaz sezon sonu göreceğiz. Erol Hoca da büyük olasılıkla geleceğini düşünüyorum. Hocam bitirin sözünüzü ilgili, Hamdi evet, Hocam'a dönelim. Hamdi çok Hoca'ya atacağım. Ettim. Yani onun için daha Hüseyin Hoca eğer çizgide vakayemi oynamıyorsa daha oyunun merkezinde bir sistemle dizilişle oynayabilir. Kim olacaktı hocam Trabzon'da bugün? Kim olmalıydı? Ya yani, bir şimdi Ciler mi olacak? Sağ içinde, olacaktı ama o iyi dönmemiş. Tabii ya oyun lideri yoktu. Bir de potansiyeli olan çok aşırı kötü oyuncu da değil aynen. Şimdi Alanya'da bunu gördük liderliğini. Bir de yaşı, tecrübesi olabilirdi. Bakasitas orada lider mesela. Yani diğer tabii ikisi ayrı profilde bir oyuncu ama o liderliği yapması gerekir. Bir, yani böyle oyunun merkezini kurgulayabilirdi. İkincisi de en önemli ne? Trabzon'un yediği gol bize neyi hatırlatıyor biliyor musun Ender? Şimdi son saniyeler böyle yenmez etmez topu taça vur. Evet. Akıllı takım olmak gerek futbolda. Ne zaman bir takım? Akıllı takım. Savunmadan hücuma geçecek, hücumdan savunmaya. Dakika, skor, maçın önemi. Ona oynamasını bilecek. Çok geri çekildi hocam. Şimdi, vurdurmayacaksın orada. 25 metreden bak vurdurmayacaksın. Orada da oyunu soğutup o skoru artık orada 2-1'i koruyup bitirmen gerek. Soyunma odasına gireceğim. Tam o noktada o zaman pası aldım. Hamdi hocama bir şey soracağım. Zeki sonra da sana döneceğim. Hamdi hocam duyabiliyor musunuz beni iyi? Buyur. Şimdi, İyi duyuyorum. İyi duyuyorum Ender Bey. Rea hocam dedi ki Trabzonspor'un 2-1'i koruması lazımdı. Ama Trabzonspor... Akıllı takımlar bunu yapar. Evet. Ofansif anlamda çok fazla seçeneği olmasına rağmen skoru korumayı başarabilen bir takım değil. Yani o skor koruma odaklı yaşıyor, bir doğru. Takım olmuyor. Geçen sene de yaşadı bu Trabzonspor sene. Ofansif takım. Evet. Ne zaman skoru korumaya çalışsa ya da ne zaman atıp beklemeye çalışsa bir bedel ödüyor. Ender doğru söylüyor ama dediğim gibi akıllı takımlar ne zaman hücuma ne zaman savunmaya çıkacak. Yani bunu kurgulaması gerek. Çünkü tecrübeli, yetenekli oyuncular var, teknik oyuncular. Dakika skoru oynamasını bilseydi bugün 2-1'e orada kitler de oynuyor. Peki bakalım Hamdi hocam ne diyecek bu konuda? Sizin fikirlerinizi alalım hocam. Ya yani aslında çok tabii ki çok yorumlar var. Herkesle cevap vermek isterdim ama gerçekten bazı konuşmaları da unuttum. Ama Rea Hoca'nın söylediği belki bir futbol takım için olması gereken bir sistem işi. Ama Trabzonspor'un topun arkasında kaldığı zaman topun arkasında kalma oyununu doğru oynayamadığını sezon başından beri Rea Hoca da biliyor, ben de biliyorum. Yani bugün iki kere öne geçmesinden sonraki Alanya Spor'un topla oyununa hiçbir zaman tepki göstermedi.
gösteremedi. Yani topun peşine koşan bir takım değil. Evet, ben de isterdim tabii ki bu anlamda Trabzonspor topu önde tutup en azından bu kadar geri çekilme gibi bir oyun içerisine girmemesi, ama yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kenardan rotasyon oyuncusuna, çok iyi bir rotasyon oyuncusuna sahip değilsin. Yani Doğan Erdoğan denildi. Doğan Erdoğan da girse oyunun yine defansif anlamda bir oyun içerisinde kalacaktın. Abdülkadir Ömür'ün değişikliği yani oyunu kaybetti anlamına gelir mi düşüncesine çok katılmıyorum. Yani oyunun bitmiş bir bölümüydü. Ben orada oyun bitebilirdi yani. Yani bunlar hep tabii ki oyun 2-2 bittikten sonra gelen yorumlar, ama çok rotasyonlu bir takım değil. Yani özellikle öndeki oyuncuların çok alternatifi yok. Öndeki Trabzonspor oyunu eğer önde iyi oynuyor, öndeki oyuncuların hepsi sahada kalması gerekiyor. Kenardan öndeki oyuncuların oyunun değiştirebilecek bir oyuncu bulmak gerçekten çok zor. Yani bugün Sosa pozisyonunu kim oynardı? Yani baktığın zaman Ekuban oynardı. Ekuban ne yaptı? Tabii ki Vakayemi olmayınca Ekuban çizgi oynadı. Kısıtlı alanda çok oynayan bir oyuncu değil. Tamamen koşuyla bugün oyunu başladı ve bitirdi. Ömür'ün bence bugün oyuna biraz hücum anlamında katkı yaptığını ben düşünüyorum. Yani Hüseyin Hoca'nın çok hamle şansından daha ziyade oyunun içerisindeki oyuncu rotasyonu, oynanan oyunun içerisindeki oyuncu rotasyonu oyunu değiştirebilirdi. Yani birazcık bunu oyunculara bakıp ben böyle yorumlamak istiyorum. Sevgili Zeki'ye duygularını çok iyi anlıyorum. Ama Zeki Trabzon insanını, Trabzon halkını çok iyi biliyor. Çok iyi tanıyor, duygularını çok iyi biliyor. Ne olur ne olur Trabzon'da şu an hakem polemiği, gerginlik yaşayacak. Bence insan psikolojisi olmaması gerekiyor. 6 haftada çok şey değişir. 2 hafta sonra Trabzonspor belki puan farkıyla öne geçebilir, ama şu an Trabzon'da sakinliğe ihtiyaç var. Bugün evet zor bir oyun olacağını herkes bekliyordu. Ben bekliyordum Alanyaspor'un 90 artılara kadar hep oyun içerisinde kalacağını. Ama Hüseyin Hoca çok fazla içeride başka farklılıklar yaratır mıydı? Bence kısıtlıydı bazı şeyler. Yapabileceği tek şey defansif anlamda belki üçlü oyunu Hüseyin'i kırmızı kart görmeseydi biraz daha savunmada kalıp doğru savunmayla beraber oyunu bitirebilirdi. Yani Cilerme yoruldu. Abdülkadir Ömür yoruldu. Charlotte yoruldu. Yani bunların alternatifini bulmak biraz zordu. Belki ex-Charlotte değişikliğe Kuban'ı öne atıp oraya Erdoğan'ı koyup belki bu oyunu da oynayabilirdi, ama 2-2 bir oyun bittikten sonra çok fazla senaryo yazılabilir. Yani ben bugün Trabzonspor'u iyi buldum mu? Hayır, iyi bulmadım. Ama Erce'ye teşekkür etmek gerekiyor. Ömür'e teşekkür etmek gerekiyor. Buraya kadar gelen oyunculara teşekkür etmek gerekiyor. Lig bize bundan sonra çok fazla farklı şeyler de getirecek. O yüzden sevgili Zeki, ne olur Trabzonspor'u biraz, Trabzon taraftarını biraz sakinlikte tutalım. Çünkü bu şehir bazı badireler atlattı. Dönüşleri çok oldu. Bu sene onu atlatmak istemiyoruz. O yüzden kalan 6 hafta çok şey değişecek diye ben düşünüyorum. Hamdi Hocam. Yani bugünkü oyun bizim için... Buyur. Devre arası programda zaten bunu söyledim. Kulüp yönetiminin ve Hüseyin Hoca'nın bu kavgalardan, polemiklerden takımı uzak tutması gerektiğini söyledim. Yani bugün yerel medya aynı başlıkla çıktı. İşte bunlardan uzak tutup takımı tamamen sahaya odaklaması gerekiyordu. Demek ki takım bunlardan etkilenmiş, tedirgin olmuş. Bunlardan çok çekti yani zaten Trabzonspor sevgili yıllardır. Sevgili Zeki, ben yani bu oyuncu grubunun bu anlamda çok karakterli, çok saha içerisine odaklı olduğunu düşünüyorum. Yönetim hiçbir zaman bu polemiklerin içerisinde olmadı. Bu anlamda yönetimi kutlamak gerekiyor. Evet. Ama yani gerçekten şu an bu sene şampiyonluğu çok isteyen bir taraftar grubu var. Yani takımı çok seviyorlar. Her şey için yönetimi çok seviyorlar. Ne olur biraz sakinlikte kalalım. Bu Trabzonspor kalan 6 hafta içerisinde de çok şey yapar. Bugünü birazcık kenara koyalım. Kalan 6 haftaya bakalım. Bu takım Ziraat Kupası'nda finale çok rahat geldi. Çok keyifli geldi. Yani ben Başakşehir'de bundan sonraki maçlarında çok
çok enteresan şeyler, hikayeler de olabilir. Ya bizim maçlarda da farklı hikayeler olabilir ama yani ben buraya kadar bu kadar özverili gelmiş bir oyuncu grubunu bu maçta beraber birazcık kenara itmeyelim. Evet, rotasyonumuz çok fazla yoktu bugün. Bunun problemini yaşadık. Belki sakatlıklar da düzelirse Trabzonspor bence o kalan 6 haftayı en önde bitirecek kadar bence özel bir takım. Hamdi Hocam çok teşekkür. Çok güzel konuştu. Çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'da da güzel bir yaz akşamı var bu arada. Orada keyifli bir deniz kenarı görüntüsü görüyoruz fonda. Ağzınıza sağlık Hamdi Hocam. Teşekkürler. Sevgili Zeki, seninle devam edelim. Aslında sen de devralsın. Evet, aynı şeyi söyledim. Yani tamam, hakem hatalarından 8-10 puan kaybetti. Tabii. Bu sezon çok farklı takımlar hakem hatalarından çekti. Ama bunun dışında kalmak, sahaya odaklanmak lazım. Geçen yıl Ünal Karaman yönetiminde Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 29 puan kaybetmişti. Bu sezon şu ana kadar öne geçtiği maçlarda 20 puan kaybetti. Bu bir tesadüf değil. Bu hastalığı Trabzonspor gideremedi. Yani orta sahanın önünde belki ön liberolarda bir sıkıntı yaşıyorlar. İşte Obi-Mikel alınmıştı o bölgeye. Obi-Mikel de Obi-Mikel gibi oynayamadı ve pandemi sürecinde çekti gitti. Hocam. Hüseyin Hoca diyor ki, özür dilerim Zeki, sözünü kesiyorum ama ikinci yarı pozisyonları bulduk, golü de bulduk ama hem Çakır'ı hem de Ömür'ü mecburen değiştirdik. Demek ki sakatlık falan oldu. Kadir Ömür'de de bir şey olmuş. Şimdi, o zaman veya bir yorgunluk oldu ya da bir sakatlık. Bir de Uğurcan'la ilgili şunu söyleyeyim. Baldırında sorun mu varmış? Ya şöyle, baldırında bir çekme olmuş Uğurcan Çakır'ın ama önümüzdeki hafta oynayamayacak durumda değil. Hiç risk etmemişler. Hemen oyundan almışlar ikinci yarıda. Oynayabilirim demiş aslında. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Bir eleştiri olacaksa kendi üzerime alırım. Biz Trabzonspor'uz. 2 puan kaybettik diye bu yarışı bırakmayacağız ve son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim. Enseyi karartmamak lazım. 18 puan var, daha alınacak. Trabzonspor'un böyle bir şoka belki de ihtiyacı vardı. Bu şoktan sonra çabuk toparlanıp belki de kalan 6'da 6 yapacak, şampiyon olacak. Ama ben hep şunu söyledim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 12 Haziran'da lig başlayacak dediğinde Foto Maç'ta da A-Spor'da da hep şunu söyledim. MHK Başkanı Zekeriya Alp hakemleri Riva'da kampa aldığında hakemlere şunu öğütle, bu çok önemli dedim. Bir hakem hatasıyla şampiyon değişebilir, bir hakem hatasıyla bir takım hak etmediği halde küme düşebilir. Burada hakemler başrol oynuyor. O yüzden hakemler her takıma eşit mesafede olmak zorunda. Bakın Fatih Terim'in dün söyledikleri çok önemli.